İyiyim, iyiyim de sen beni bırak. Asıl sen nasılsın? Hoş, sormaya ne gerek? Maşallahım var hani. Bana bak, bir şey dediler mi fabrikada? Yok yok, Hamza mırın kırın edecek oldu ama... Güllü Hanım'ın emir lafını duyunca yelkenleri indirdi hıyar. Hıyar. Hadi gel sana elini gezdireyim. Kendisi yetmiyormuş gibi bir de arkadaşını getirmiş soygu. İyice tepemize çıktı. Ramazan'a yardım ettiğimi bildiği için bunu her fırsatta bana karşı kullanıyor. Vallahi hanımım, en iyisi bütün olup biteni beye anlatmak. Yoksa bu kızın durup duracağı yok. Anlatamam Yasin ağa. Abimin bana karşı olan güvenini sarsarsam bir daha asla bu çiftlikte sözüm geçmez. Nasıl olacak peki? Kız beyi parmağına dolamış, istediğini yaptırıyor. Yarın öbürsü gün bir de beyle nikahlandı mı? İşte o zaman hepimize geçmiş olsun. Güllü'nün masum yüzüne aldanıp onun nasıl bir şeytan olduğunu göremiyor abim. Ona bunu bir şekilde göstermem lazım. İyi ama nasıl? İşte burası da benim çalışma odam. Nasıl? Beğendin mi? Beğenmek mi? Kız beni böyle bir odaya kapatıp ömür boyu mahpusluk verseler gıkım çıkmaz vallahi. Aman Pakize, alt tarafı bir oda işte. Aa kız, bu resimdeki sen misin? Keşke olsam. Muzaffer Bey'in rahmetli eşi Behiye Hanım'ı. Vay anasını be. Amma da benziyormuş rahmetli sana ha. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıştırayım Pakizeciğim. Muzaffer Bey'in kardeşi Halide. Merhaba. Biz aşağı salona iniyoruz. Söyleyiver de bize iki kayfe yapsınlar. Nasıl içersin kayfeni? Ben mi? Şekerli olsun. Pakize'yi duydun. Benimki de şekerli olsun. Kız deli, sen basbayağı çiftliğe hanım olmuşsun ha. Nasıl konuşuyorsun öyle Muzaffer Bey'in hemşiresiyle? Niye şaşırıyorsun ki? Senin sözünü dinledim. Muzaffer Bey'le evlenip çiftliğin başına geçersen... ...herkesten intikamını alırsın diyen sen değil miydin?